Evet, sevgili hocalarım ve gençler, merhaba. Sizlere bir düzenek hazırladım, evde rahatlıkla çalışabilmeniz için. Gördüğünüz gibi bu düzenek için basit 3 tane temel ihtiyacımız var. Bir futbol topu. Bu önemli, yaş gruplarına uygun ağırlıkta ve ölçüde olması lazım. Biliyorsunuz toplarımız numaralıdır her yaşa göre. Bu bana uygun bir top. Biraz da havasını indirdim, yumuşattım ki daha kolay çalışın diye. Ayağım acımasın diye hem de. Bu topa tam merkezine gelecek şekilde bir ipi, bir çamaşır ipine ihtiyacımız var. Çamaşır asmak için kullandığımız ipe. Bir de kolibantına ihtiyacımız var. İpin ucunu 3 parçaya ayırdım. 3 ayrı noktaya doğru uzattım. Daha sonra kolibantıyla buraya yapıştırdım. Sonra tam bacağımın arasına gelebilecek ölçülerde olacak şekilde, bakın, bir kelebek kanadı yaptım. Şu şekilde. Bu kelebek kanadını, bakın, şöyle, bu şekilde, tam göğsümün ortasına gelecek şekilde. Bu ip bana yarın lazım olacak. O yüzden bu şekilde yaptım. Bana zarar vermiyor zaten. Önüme koydum. Bakın, iki bileğimin tam ortasına değecek şekilde bir futbol topu askıda duruyor. Bu bana ne sağladı bu düzenek? Sağladığı şu, bir, topun benden kaçmasını engelleyerek vurduğum sırada televizyona, buzdolabına, işte gitara, cama, çerçeveye, yani her tarafa zarar verebilecek yapısını ortadan kaldırıyor. Peki bana ne sağlıyor? Bana bir denge sağlıyor. Gördüğünüz gibi ellerim boşta, vücudumun hareketlerini kolaylıkla yapabiliyorum. Dolayısıyla bir güvende hissediyorum. Hem evi güvenceye almış olurum hem de kendimi güvenli bir şekilde çalışmaya adapte ediyorum. Peki neler yapabilirim? Böyle bir çalışmada bana ne gerekli? Ben teknik çalıştım aslında ama teknik çalışmak için evde böyle bir ortamda, bu kadar dar bir ortamda uzun süreli çalışma imkanı bir futbol topuyla sağlayamazsınız. Bu bana sağlayacak. Bu düzenek bana bunu sağlayacak. Nasıl sağlayacak? Bakın. Ayak içi ve ayak üstü tekniğini çalışırken şu şekilde top hakimiyetiyle gördüğünüz gibi hem teknik çalışıyorum rahat bir şekilde hem de hareketliliğimle, rahatlığımla çok fazla hareketi yapmak için fazla efor sarf etmeyeceğim için bu enerjiyle bu hareketi yarım saat, 40 dakika, 1 saat uzun süreli bir çalışmaya sıkılmadan döndürebilirim. Hep bu şekilde mi çalışacağım? Hayır. Ayak içi çalışmak istiyorum mesela. Bakın, vücudumun iç dengesini bozmadan bu şekilde sağlı sollu ya da tek ayak gördüğünüz gibi sadece ayak içi çalışarak ayak içini geliştirmiş olurum. Peki beni kumanda eden nedir aslında? Beni kumanda eden bu düzenektir. Bu ip sayesinde vuruşumun doğru olup olmadığını bana kontrol etmemi sağlıyor. Bakın, eğer top yamuk gidiyorsa o zaman benim ya topa vurduğum noktada ya da benim ayağımın üstü topa değecek olan kısmında bir anormallik var. Yani doğru açıda değil. Çünkü toptan ortamda vurduğumda topun gördüğünüz gibi düz gitmesi lazım. Bana bu olanağı sağlıyor. Kendimi bana kontrol ettiriyor. Kendi kendimin hocası oluyorum. Ha, bir ayna karşısında çalışmak gibi bir şey aslında bu. Ama bütün her tarafımı da kontrol altına alabiliyorum. Daha doğrusu evin anne babamı etkileyecek şekilde. Çünkü ben bunu sadece çocuklar için yapmadım. Büyükler için de yaptım. Yani bir futbolcu, profesyonel futbolcu da evinde bu şekilde bunu saatlerce topla birlikte çalışabilir. Şimdi bunun haricinde ne olacak? Sadece bunu mu yapacağım? Bakın, hayır. Gördüğünüz gibi ben durduğum yerde çalışırken bana başka bir kolaylık daha sağlayacak. Hafif koşuyla çalışabilirim. Skit çalışması. Bunu ben hızlandırabilirim. Vuruşumu düzeltip dengemi sağlayabilirim. Tekrar ayak üstü. Gördüğünüz gibi. Skibi daha hızlandırıp vururken yavaş. Skibi daha hızlandırıp vururken yavaş. Vururken yavaş. Vururken yavaş. Ama sert vurmam lazım. Kontrol etmem lazım. Alıştıkça daha kolaylanıyor hareket. Gördüğünüz gibi. Peki sadece bu açıda mı çalışma var? Hep öne doğru mu? Hayır. Bakın yandan görün. Şimdi karşımda televizyon var. Televizyonla normal bir topla bunu yapabilir miydim ben? Bu sarkaç olmasaydı. Hayır. Şimdi niye ters döndüm? Alanı biraz daha genişlettim. Bakın. Ayak içi çalışıyorum. Bu yönde.
Ama ben buradan da çalışabilirim. Gelen doku bu şekilde doğurarak farklı bir açıdan çalışabilirim. Veya diğer ayağımı çalışabilirim. Bakın. Hop. Sadece peki ayak içi mi? Ayak dışı çalışamam mı? Evet. Çok yönlü bir çalışma. Bakın. Burada top önündeyken ayak dışı, hop, ayak dışı, ayak dışı, ayak dışı, ayak dışı, ayak dışı. Farklı açılarda ayak içi, ayak içi, ayak içi, ayak üstü, ayak üstü hareketli. Gördüğünüz gibi topa hakimim. Karşıma televizyon koyup televizyonda film seyredebilirim, maç seyredebilirim. Bu hareketleri yaparken sıkılmadan uzun süreli yapabilirim. Bu bana ne kazandıracak? Bir, top tekniği. Topa olan yatkınlığım. Bunun haricinde uzun süreli bir çalışmayla vücudum kuvvet çalışması, dayanıklılık çalışması, her iki bacak eşit çalışarak, eşit kuvvet vücut ağırlığını kaldırarak, eşit bir çalışma yaparak iki bacak kuvvetini dengelemeyi, eşitlemeyi ve dediğim gibi dayanıklılığı sağlayacak. Şimdi bu ipi niye kesmedim? Bu ipi yarın aynı düzenekte kafa çalışması şeklinde göstereceğim. Evinizde kalın. Sağlıcakla kalın. Çalışarak kalın. Top tekniğinizi kaybetmeden kalın. Sevgilerimle diyorum ve burada videoyu sonlandırıyorum. Gördüğünüz gibi kırılan bir eşya yok. Üzülen bir annem yok. Sıkıntıya düşen bir oyuncum yok. Evinde kal Türkiye. Evinde kalın hocalarım, çocuklarımıza yardımcı olalım. Hepinizi sağlıkla selamlıyorum. Teşekkür ederim.